Vakit yaklaştı. He. Dünya kazuratından temizlenmek üzere bir gusül lazımdır. Gusulü kim yapar? İşte malum. Yoksa onlar istikzar ile ikra edeceklerdir. Şimdi bana dediler ki böyle şunu birleştireceğim. Şu anda camiler kapandı değil mi? Evet. Toplu yerler kapandı değil mi? Kastamonu 108'den söylüyorum. Defi mefasit celbi nefaya. Rucaniyet kesmetmiş, bu asırda usul esas olmuş. Yani şu, farz ile haram birbirine denk gelirse, eğer farzı yaparken, haram yapacaksan, haram işlememek için farzı terk et. Hatırladınız mı 148? Evet, evet. Tamam. Demek ki la ilahe ilk önce. İlk önce terk var, sonra doğru yapmak var, illallah var. İlk önce haramın, yani kötünün, ifsadın terki var. Sonra hayır yapmak var. İlk önce hayır yapmak yok. Camiler kapandı değil mi? Meyhaneler ve gayrimeşru evler kapandı mı? Gayrimeşru evler kapandı mı? Hepsi kapandı. Zina, bar vesaire yerler kapandı mı? Hepsi kapandı. Kapandı. Zina yapıyordu küre-i arzın içinde. Bu Türkiye değil. İtalya, Fransa, Çin. Her tarafta kapandı bu. Toplu yerler sokağa çıkma, Fransa kapandı. Sokağa çıkma yasağı var. İtalya kapandı. Gayrimeşru zina yerleri kapandı mı? Camiler de kapansın. Değil. Esas şerin, günahın yerlerinin kapanması lazım. Şimdi dünyada genel bir böyle gayrimeşru bir haram düşünün. Korona ile bu yerler kapandı. Bu işi işlemiyor dünya. Gusül ala de dünya. Korona'da mecbur etti temizlik yapın bakalım. Bu da onun gusülü. Herkes yapıyor mu yapmıyor mu? Bedenine kadar. Yani o banyo temizliğinden şeyine kadar herkes yıkanıyor. Şimdi bir daha dinleyin. Evet bak vakit yaklaştı. Dünya kazuratından temizlemek üzere bir gusül lazımdır. Şimdi korona bir ne yaptı? Gayrimeşru yerleri kapattı. Bir de onlara yıkattırdı. Anladınız mı? Umumi dünya temizleniyor. Dünya. Dedim dünya nasıl böyle gusül alacak? Aha işte alıyor. Dünya kendisi alıyor. Şöyle bir çık bakalım dünyanın dışına. Küreye bir bak böyle mahalle. Hakikaten dünyanın her taraftan temizlik var. Herkes diyor ki dışarıya çıktığımız zaman hiç bu kadar temiz bir hava hissetmemiştik. Ya yani her taraf bedenlerini de yıkıyorlar. Şimdi neyse o fakir evinden bir şeydi. Ama ciddi bir şeydi. Allah Allah. Gusül alması için o gayrimeşru hayattan tecenüp etmesi lazım. Ki gusül alayım diye. Elini eteğini çekince hadi abdestini de al bakalım.